Merhaba, ben Esen Dayı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yalancı su böreği yapacağız. Hazır yufkadan yapacağız. Yedin mi yalancı hiç? Evet. Atıyor. Kesin yemedi biliyorsun değil mi? Nasıl oluyormuş yalancı yufkadan? Yalan söylüyorum. Çok hızlıca malzemeleri sayıyorum, sonra nasıl yapacağımızı göstereceğim. 5 adet hazır yufkam var. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 şişe soda, 1 su bardağı süt. İstiyorsanız 1 su bardağı yoğurt da kullanabilirsiniz. 1 paket kabartma tozu, yaklaşık 150-200 gram beyaz peynir, 3 adet yumurta, tuz, karabiber ihtiyacımız var. Malzemeleri hızlıca saydık. Ben sütle yapınca daha lezzetli olduğunu düşünüyorum ama evde sütünüz yoksa böyle yoğurdu da biraz sulandırarak kullanabilirsiniz. Şimdi nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. Öncelikle bu yufkalardan bir tanesini, Yasin tepsiyi görüyor musun? Yoksa önüme çekeyim mi? Yufkalardan bir tanesini şöyle tepsimin üzerine koyuyorum. Sonra şu gördüğünüz karıştırma kabına sıvı yağ, hop, soda, süt, ne kadar teknik anlattığımı görüyorsunuzdur. Bir paket kabartma tozu ve 3 tane yumurtayı kıracağım ama yumurtalardan sadece 2 tanesinin sarısını kullanacağım. Şöyle bu 1, bu 2, unutturma sarısını koymuyorum buna. Kıramadım ya şimdi. Buna da sadece beyazını koyuyorum. Şöyle kenara aldım. Bunu şimdi böyle güzelce karıştıracağım. Yumurta sarısını da patlatarak. İçine tuz ve karabiber koyacağım ama beyaz peynirinizin tadına lütfen bakın, eğer çok tuzluysa ona göre tuz koymanız önemli. Benim böyle orta tuzlu bir beyaz peynirim var. O yüzden ben şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz koyuyorum. Üzerine de böyle bolca karabiber koyacağım. Bu arada normalde su böreğinin içine maydanoz koyabilirsiniz. Ama ben maydanozlu su böreğini bilmiyorum nedense tercih etmiyorum. Selin sen maydanozlu mu maydanozsuz mu? Ben maydanozsuz olduğumu daha çok seviyorum bilmiyorum ama dediğim gibi eğer istiyorsanız bunun içine bir yaklaşık yarım demet kadar da maydanoz doğrayıp koyabilirsiniz. Şimdi bu tamam. Şunu şöyle kenara alıyorum. Şuradan kepçemi aldım. Normalde kepçe kullanmayacağız. Sadece en alt kata koymak adına. Şunu önüme çekeyim mi Yalçın? Daha rahat eder misin? Evet, evet, ben söyleyecektim. Tamam. Şimdi bunun üzerine şöyle bolca bu sostan gezdiriyorum. Şöyle koydum. Şimdi üzgünüm Yalçın ama bunu kenara alacağım. Bu arada Yalçın kim diye soranlar olmuş. Yalçın kimsin? Anlat. Anlat Yalçın. Ben bu işin arkasındaki görüntüye bakan arkadaş. Teşekkür ediyorum, çok mersi. Şimdi elimde diğer yufkalarım var. Ben böyle iki parçaya böleceğim. Bunu böyle bunun içine batırıyorum. Sonra bunu şöyle parçalanması hiç önemli değil. Bu şekilde tepsime yayıyorum. Aynısını diğer yarısıyla da yapacağım. Şöyle şu şekilde. Şimdi bunun üzerine şimdiden nefis gözüküyor bu arada. Bunun üzerine beyaz peynirleri şöyle iri iri, su böreğinde öyledir ya, iri iri parçalayarak atıyorum. Şöyle. Bunun içine istiyorsan yalçın kaşar peyniri de koyulabiliyor. Bayağı güzel oluyor o zaman. Şöyle koyayım. Bir 100-150 gram kadar da beyaz peynir serpiştirebilirsiniz eğer. Hemen kaşar peynir serpiştirebilirsiniz istiyorsanız içine. Şöyle iri iri gördüğünüz gibi peynirimi attım. Şimdi gelelim bunu nasıl finalize edeceğimize. Şimdi burada 3 tane daha yufkam vardı biliyorsunuz. İstiyorsanız parçalayın, istiyorsanız bütün kullanın. Şöyle onu da batırdım. Onu da şöyle bu kat üzerine şöyle koyacağım. Kuru yerleri varsa şöyle biraz daha gezdirebilirsiniz. Bir kat daha. Bu kadar pratik olacağını tahmin ediyor muydun Selin? Yok vallahi şaşırdım. Yalancı falan deyince. Şöyle bunu da koyuyorum. Normal su böreği çok mu böyle meşakkatli? Tabii elde açıyorsun onun hamurunu. Hepsi hamurda o zaman, baklava da. Tabii ki hamurda. Hazırı var artık ama. Şimdi pratik tarif vermeye çalıştığımızı düşünürsek çok da şey yapmamak bence lazım. Farkı da olmayacak sanki. Ya tabii ki bir el açması gibi olmuyor ama şimdi bunu da ben şöyle batırıyorum gene. İstiyorsanız en üst katı dümdüz koyup üzerine şey de dökebilirsiniz. Sosu da dökebilirsiniz ama ben böyle batırmayı da tercih ediyorum.
Yine bu şekilde. Bak, yaydık. Şimdi bu kenardakileri katlıyorum. Şöyle. Üzerine de kalan sosu şöyle gevziriyorum. Elimle şöyle yayacağım. Sonra bunu keseceğim istediğim porsiyonlara. Kare kare mümkünse. Sonra da 200 derecelik fırına atacağım. Böyle hafifçe kabarıp güzelce kızarana kadar pişireceğim. Eğer istiyorsanız üzerine çörek otu, susam gibi şeyler de atabilirsiniz. Ben şimdi şunu şöyle porsiyonluyorum. Şimdiden. Bundan yaklaşık bir 12 dilim falan çıkıyor. Bir tane ortadan keseyim şöyle ki eşit olsun. Sonra da şöyle. Köşe mi seviyorsunuz, orta mı? Köşe tabii ki de. Çıtır çıtır. Böreğin en güzel yeri köşe. Doğrudur. Şimdi bunu da hazırladım. Orta sevenler de vardır bu arada, şu göbeği tam. Ama bence köşe ekmekte böyle candır. Ben ekmekte de köşeciyim ama. Ben de. Atıyorum fırına. Hadi. 200 derecede kızarıp böyle güzelce kabarana kadar pişireceğiz. Pratik, kolay yufkadan yaptığımız strawberry'i pişti. Ben onu böyle bir 10 dakika beklettim. Şöyle hafifçe çöktü. Zaten porsiyonlamıştık. Ben yine üzerinden bıçakla bir geçtim. Şöyle bir tanesini şöyle kenara alıyorum ve tadına bakıyorum. Gerçekten nefis gözüküyor. Bakalım. O kadar güzel olmuş ki yani gerçekten strawberry'i almaya gerek yok. Kaç dakikada yaptık Selin? 15 dakika olmamıştır ya. Pişmesiyle beraber yarım saat. Yani. Gerçekten çok pratik bir tarif. Umarım tarifi beğenirsiniz. Başka börek tarifleri istiyorsanız kanaldaki diğer börek tariflerine bakmayı unutmayın. Buraya koyacağım. Aşağı yorumlar kutusuna bırakabilirsiniz. Onun dışında kanala abone olmayı, mutfağın tadını çıkartmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşürüz.